أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekkete mübâreken ve hüden lil âlemîn. Sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, ilim ve hikmet dersleri başlığı altında işlediğimiz İslam tarihi, siyer, megazi sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mekke'den ve Mekke'de bulunan kutsal mekanlardan, Kabe-i Muazzama'dan birkaç bölümde sohbet ettik, bahsettik. Bugün de inşallah yine Mekke'nin önemi ve Beytullah'tan bahsedeceğiz. Özellikle bugün malumunuz hemen birkaç gün içerisinde, bugün yarın o kutsal beldelere, o kutsal topraklara, Mekke'ye, Medine'ye hacılarımız hareket ediyorlar. Cenab-ı Hak her birine hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Mebrur bir hac yapabilmeyi ve salimen ganimen gidip salimen ganimen dönebilmeyi nasip eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, Mekke bizim için, İslam dünyası için, Müslümanlar için önemli bir beldedir, önemli bir şehirdir. Zira Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin faziletinden, Mekke'den, Mekke'nin öneminden bahseder. İşte şu anda okuyacağım ayeti kerimeler bu konuyla ilgili. Estağfirullah. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke mübâreken ve hüden lil âlemin. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi, ilk mabet elbette Mekke'de, ki Bekke diye geçiyor, elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Evet, muhterem kardeşlerim, demek ki
Mekke öyle bir şehir ki alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan o ilk ev Kâbe buradadır. Öyle bir yer ki Kâbe alemlere rahmet. Demek ki Kâbe'nin Mekke'de olması, Kâbe alemlere rahmet olarak kurulan bir evdir. Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak indiği yerdir Mekke ve emniyetli, güvenli bir yerdir. Ayrıca hidayet kaynağı olarak kurulduğundan bahsediyor Rabbimiz. Yönü kıbleye olan, Beytullah'a gönül vermiş, Müslüman olarak yönünü kıbleye dönüp namaz kılan ve Mekke'ye, Medine'ye saygısı olan, hürmeti olan bir Müslüman hidayet üzeredir demektir. Allah'ın hidayetine, rahmetine, merhametine kavuşmuş bir kimse demektir değerli kardeşlerim. Mekke bunun için önemli. Zira Allah'a kulluk maksadıyla yapılmış olan ilk mabet Kâbe Mekke'dedir. Onun için her birimizin gönlü, ruhu, arzu ve isteği, kalbi hep oraya yöneliktir. Orayı, o mübarek yeri ister, arzu eder değerli müminler. Efendim, burası Mekke-i Mükerreme, Kâbe-i Muazzama, insanların arındığı, insanların manen temizlendiği bir yerdir Mekke-i Mükerreme. Zira yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Allah'ın evi diyor. Beytullah. Rabbimiz mekandan münezzehtir. Eve ihtiyacı yoktur. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama Kâbe'yi önemli kılmak için, değerini vurgulamak, öne çıkarmak için Rabbimiz kendisinin evi olduğunu, evi yerinde, mesabesinde değerli bir yer olduğunu bize haber veriyor. Ve burası haremdir değerli kardeşlerim. Yani korunmuş olan bir yerdir. Oraya giden, Mekke'ye gidenin canı da emniyettedir, malı da emniyettedir. İhrama giren bir kişi, ihramlı oluyoruz haccımızı yaparken, umremizi yaparken, bir sineği bile basit gördüğümüz, basit değil ama öyle gördüğümüz bir sineği bile öldürmek caiz değildir biliyorsunuz. Onun bir bedeli var, günahtır. Hatta bir ağacın yaprağını, bir otu, bir çiçeği dahi koparamayız harem bölgesinde. Bu ne demektir biliyor musunuz? Müslüman her yerde böyle olmalı. Sadece Müslüman Mekke'de nazik değildir. Müslüman sadece harem bölgesinde dikkat edecek, kimseye zarar vermeyecek, hiçbir canlıya zarar vermeyecek ama haremin dışında istediğini yapacak. Böyle bir şey yok değerli müminler. Müslümana orası hatırlatıyor mümine. Bak sen böyle birisin diyor. Hiçbir kimsenin canına, malına, herhangi bir varlığa asla ve asla zarar veremezsin diyor. Yani harem bölgesinin özelliği budur. İşte ülkemizden yine bu sene 85 bin civarında hacımız gidecekler bu bölgede. Bu ruhu
yeniden yaşayacaklar, yeniden yaşamaya çalışacaklar. Ve bu bölge, harem bölgesi değerli kardeşlerim, insanların, müminlerin manen arınıp temizlendiği yerdir. Cenab-ı Hakk'ın duaları çok çok kabul ettiği yerdir. Bu bölge, harem bölgesi, Mekke-i Mükerreme, Ravza-i Mutahhara'nın bulunduğu Medine-i Münevvere, tevbe ve istiğfarların çokça kabul edildiği, duaların kabul gördüğü mukaddes, saygıdeğer mekanlardır. İşte Rabbimiz bu alanı belirlemiştir. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla harem bölgesinin sınırları çizilmiş. Mekke'deki harem bölgesi, Medine'deki harem bölgesi bellidir. Bir nevi oraya giden hacılarımız yeniden kendilerini buluyorlar. Yeniden kendilerine geliyorlar ve o ruhu tekrar dönüşte vatanlarına, yaşadıkları yere getirip diriltmeye çalışıyorlar. Öyle olması gerekiyor değerli müminler. Bu bölge, Mekke, bizzat Allah tarafından harem kılınmıştır değerli müminler. O harem bölgesini tayin eden Peygamberimiz değildir. Herhangi bir insan değildir. Bizzat Rabbimiz Allah Celle Celaluhu sınırları belirlemiştir. Bakınız, İbrahim aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı oğlu İsmail ile birlikte inşa ettiler ve akabinde de şöyle söyledi İbrahim aleyhisselam. Estağfirullah. Ve iz kâle İbrahim Rabbi ceal hâzâ beleden âminâ. İbrahim dedi ki, ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Rabbi ceal hâzâ beleden âminâ. İbrahim aleyhisselam ta o zaman Kabe'yi inşa ettiği zaman bu duayı yapıyor. Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap ya Rabbi. Güvenilen, hiç kimsenin korkmadığı, herkesin canından, malından, her şeyinden güvende olduğu, emin olduğu bir belde yap ya Rabbi burayı diye dua etti. Sonra devam etti duasına. Verzuq ehlehu mines semerati men amene minhum billahi vel yevmil ahiri. Ve halkından, bu emin beldenin halkından Allah'a inanan, ahirete inanan, o güne, mahşer gününe inanan kişileri çeşitli ürünlerle rızıklandır ya Rabbi. Verzuk. Böyle dua etti. Sonra devam etti. Kale ve men kefara fe ümetti'uhu kalile. Yani İbrahim aleyhisselam burada sadece Allah'a inanan ve ahiret gününe inananlara rızık ver dedi ya. Rabbimiz burada devreye girdi. Dedi ki, inkar edene de, inkarcılara da az bir süre dünya nimetleri veririm. Evet değerli müminler, dünyanın nüfusu aşağı yukarı 7,5 milyar. Bu 7,5 milyar nüfusun 1,5 milyarı Müslüman, 2 milyara yakını Müslüman. Peki geriye kalan kısmı gayrimüslim. İşte Yüce Allah inkarcı da olsa,
Kafir de olsa, inançsız da olsa herkese rızık veriyor. Rabbimiz böylesine adildir. Yarattığı hiçbir canlıyı rızıksız bırakmıyor. İster kafir olsun, ister müşrik olsun, ister münafık olsun, ister insan veya hayvan, ne olursa olsun, bütün yarattığı bütün canlıların rızkını veriyor Yüce Allah. Ve dünya üzerinde kafir olduğu için, inançsız olduğu için, güneşi doğdurmadığı, yağmuru yağdırmadığı bir yer yok değerli kardeşlerim. Her yere, yarattığı dünyanın her tarafına Cenab-ı Hak rahmetini indiriyor. Merhametle muamele ediyor. Ne güzel. İşte öyle diyor İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi, sana ve ahirete inananlara rızık ver dedi. Ama Rabbimiz yok dedi. İnanmayanlara da veririm. Ama bir farkı var bu işin muhterem kardeşlerim. Summaz tarrahu summa az tarruhu ila azabin nar. İşte esas işin inceliği burada. Sonunda diyor, rızık veririm ama sonunda onu cehennemin azabına da sürerim. Evet, sümme aztarruhu ile azabin nar. Evet, rızık veririm ama sonunda da cehenneme sürerim. Ve bi'sel masir, o ne kötü bir sondur. Muhterem kardeşlerim, burada bir incelik daha var. O da şu: Cenab-ı Hak herkese rızık verir. İmanlı imansız. Ama herkesi de hesaba çekecek. Gel bakalım ey kulum. İman edenlere yaptıkları günahlarından dolayı sual soracak. Niye böyle yaptın? Mesela niçin zulmettin, niçin haksızlık yaptın, niçin günah işledin, neden haram yedin? Oğlunun kızının arasında niye eşit muamele yapmadın, komşularınla niçin kötü geçindin gibi bize bu sorular sorulacak. Kafirlere de gelin bakalım diyecek. Siz neden inanmadınız? Size rızık verdim, yağmuru yağdırdım, güneşi doğdurdum, karnınızı doyurdunuz, bunları veren bendim. Beni niye tanımadınız? Beni Allah olarak neden kabul etmediniz? Bana niçin kulluk görevini yapmadınız diye de soracak. Nebe suresinin sonunda çok dikkat çekici, yine hepimizin dikkatini çeken bir ayeti kerime var. Onu da hatırlatmak isterim. Feyekulul kafiru, o gün kafir olan kişi o mahşer gününde şöyle söyleyecek: Ya leyteni küntü türaba, keşke bugün ben toprak olsaydım. Toprak olaydım da, ne ola toprak olaydım da şu acıklı sonu görmeyeydim. Şu çetin hesabı görmeyeydim. Cehennemle karşı karşıya kalmayaydım diye büyük bir pişmanlık duyacak muhterem kardeşlerim. Tabii burada bizim şansımız, güzel yanımız şu: elhamdülillah biz İslam'ı hazır bulduk. Anamız Müslümandı, babamız Müslümandı. Dünyaya geldiğimiz anda Müslüman bir beldede biz dünyaya geldik. Hatta dünyaya geldiğimiz anda kulağımıza ezan okundu, kamet getirildi, minareden ezan seslerini duyduk. Bu bir nimettir. Diğerlerine göre, efendim, gayrimüslimlerin yaşadığı bir yerde dünyaya geleni düşünün. Ezan sesi yok. Kulağına ezan okunmamış, kamet getirilmemiş. Bakın, biz bu konuda gerçekten Allah'ın çok sevgili kullarıyız. Bahtiyar kullarıyız. Bu bizim için büyük bir nimettir. Hazır bulduk yani. Ha, bu arada
diğerleri böyle bir yerde dünyaya gelmedik diye kendilerini kurtaramazlar. Allah akıl vermiş. Her insan aklını kullanacak, hakkı, hakikati, doğruyu bulacak, bulmak zorunda. Ve değerli kardeşlerim, konumuz Mekke, İslam tarihi, onu işliyorum. Pazartesi günleri işlediğimiz konu bu. İlim ve Hikmet dersleri adı altında. Mekke'den epeyce bahsettik. Değişik isimlerinden bahsettik. Kabe-i Muazzama'dan bahsettik. Ve son olarak Hazreti İbrahim'in, İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'ye bir duası var. Mekke'ye yaptığı bir dua var. O duayı da hatırlatıp bitirmiş olalım inşallah. Estağfirullah. Ve iz gâle İbrahim'i, İbrahim şöyle dua etmişti. Oğlu İsmail ile beraber Beytullah'ı inşa edince şöyle dua etmişti. Rabbi ceal hazel belede eminen. Ya Rabbi, bu şehri güvenli kıl. O şehir Mekke. Güvenli kıl ya Rabbi. Güvenli demek, değerli kardeşlerim, hiçbir kimse diğerinden korkmasın, endişe etmesin. Öyle de gerçekten dünya orada toplanıyor değerli kardeşlerim. İslam dünyası. Irkları farklı, renkleri farklı, kültürleri farklı ve birbirimizin dilini bilmiyoruz ama hiçbirimiz diğerinden korkmuyoruz. 3 milyon, 4 milyon farklı insan bir araya geliyor. Bunun 85-90 bini Türkiye'den gidiyor. Diğerleri diğer İslam ülkelerinden. Mekke'de beraber yaşıyoruz. Medine'de beraber yaşıyoruz. Arafat'ta beraber oluyoruz. Mina'da, Müzdelife'de, şeytan taşlama, cemarat dediğimiz oralarda hep beraber, hem de kalabalıklar içerisinde hareket ediyoruz. Ama hiçbirimiz diğerinden korkmuyoruz, endişe etmiyoruz. Acaba canıma zarar verir mi? Acaba malıma zarar verir mi? Hiç korkanımız olmuyor değil mi? Defalarca gittik elhamdülillah. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir duası var. Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Ve hazel beledil emin. Orası güvenilen bir şehirdir. Başka nasıl dua etti? Devamında. Vecnübni ve beniyye en ne'budel asnam. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut ya Rabbi. Şirkten uzak eyle ya Rabbi. Tevhid üzere yaşamayı, bir Allah'a inanmayı, sadece ona secde etmeyi, onun önünde eğilmeyi ya Rabbi bana ve neslime lütfeyle diye dua etti. Ve duası da kabul gördü. Güzel bir dua değil mi? Ya Rabbi, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan, Allah'ın dışındaki herhangi bir varlığa tapmaktan koru ya Rabbi diye dua etti. Biz de öyle dua edelim. Muhterem kardeşlerim, artık hacılarımız yola çıkıyorlar. İşte bu duaların yapıldığı, İbrahim Aleyhisselam'ın dua ettiği yere gidiyorlar. Makam-ı İbrahim denilen yere gidiyorlar. Kabe'ye gidiyorlar. Cenab-ı Hak hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Salimen gidip, ganimen, bol bol Allah'ın rızasını kazanmış olarak dönebilmeyi nasip eylesin. Gönlü oralarda olan kardeşlerimize en kısa zamanda gidebilmeyi nasip eylesin. Ve oraya gidecek olan kardeşlerimize de mebrur bir hac yapabilmeyi lütfeylesin. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Bütün ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmet ve merhametiyle muamele eylesin. Vatanımıza, milletimize, alemi İslam'a huzur, bolluk ve bereketler lütfeylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.